Sözü size veriyorum. Evet, söz sizde. Siz ne diyorsunuz? Eyvallah. Esasen ben Deniz aile meselesinde sorunun aileden başladığını düşünmüyorum. Çünkü insan ilişkisi olarak ele alınmalı. Yani temelde çünkü aile dediğimiz mefhum da bir kültür aslında. Kültürel bagajlarla biz aileyi anlıyoruz, tanımlıyoruz, tasavvur ediyoruz, algılıyoruz. O algılarımız üzerine bina ediyoruz. Aileden ne anladığımıza bağlı. Aileden herkes aynı şeyi de anlamıyor. Aynı şeyi anlaması da mümkün değil. Nihayetinde bu bir kültürel kavram. Ama onun da daha temelinde insan ilişkileri ve ben insan ilişkileri yaralı olan, özürlü olan, nakıs olan, problemli olan insanların aile ilişkilerinin tamam olmasını, düzgün olmasını bekleyemem. Bu anlamda ta başlama yerimizin ki nereden konuşmalı sorusuna yönteme ilişkin, usule ilişkin bir iki cümle sarf etmek isterim. Konuşacağımız yer aslında ya ki bu insanı okumak olacak. Efendim, nihayetinde insanı okurken esasen işte Kur'an'ın oku dediği şeyi yapmış olacağız burada. Yani iki ayet patlatırım biter meselesi değil bu. Bu bir varlık olarak insanı okumak. Hatta insanın belki genetik geçmişini okumak. 4 milyar yıllık hayatın 3,5 milyar yılını yaklaşık 3,4 milyar yılını tek hücreli olarak geçirmiş canlılık. Canlılık dediğimiz, hayat dediğimiz bu uzun serüven, bu uzun yolculuk. Bunun sadece 6'da biri veya 8'de biri çift hücreliye denk geliyor. Dolayısıyla cinsiyetlerin oluşumu dahi hayat serüveninin, hayat destanının küçük bir bölümünü oluşturuyor. Onun için biz cinsiyetlerin ötesinden bakarak biz bir aileyi konuşabiliriz. Yani özellikle karı koca ilişkisini değil, eş ilişkisini konuşabiliriz. Eş ilişkisini. Yani ontolojik eşitliği konuşabiliriz burada eğer aileyi konuşacaksak. Yani onun üzerine ne geliyor? Yine beynin tekamülü geliyor. Beynimizde iki tane beyin taşıyoruz aslında, üç tane. Bir sürüngen beyni, beyin sapı, bir limbik sistem. Yani orada yüz milyonlarca yıllık bir bagaj var. O bagajla geliyoruz. O bagaj birçok şeyi taşıyor. Hormonları taşıyor. O hormonların şekillendiği organları taşıyor vesaire. Ki öfkeyi taşıyor, şehveti taşıyor, efendim korkuyu taşıyor vesaire. İşte onu önce konuşmak, tanımak lazım. Eğer insanı tanıyacaksak, insan ilişkilerini tanıyacaksak. Ondan sonra kültüre geliyoruz. Ve kültürün bir parçası olan inançlara geliyoruz. Yani inançlarımız bizi şekillendiriyor, kültürümüzü şekillendiriyor. Bugün kadını nereden öğreniyorsunuz? Kimden öğreniyorsunuz? Yani annenizden, nenenizden, onun annesinden, onun nenesinden öğreniyorsanız veya teyzenizden, halanızdan öğreniyorsanız, yani öğrendiğiniz kadın aslında bir kültürün ürünü. Gerçekten kadın o mu? Kadın o mu olması gerekiyor? Ne kadar kadın veya o kadın ne kadar insan? Yine erkeği nereden öğreniyoruz? Bu da kültürel bagajlarımızın bir sonucu. Yani bu noktada inançlarımız çok önem kazanıyor. Neye inandığımız? Kadına fitne olarak inanan, bunu akidesinin içine yerleştiren, kadın fitnedir diyen rivayete inanan birinin kadın tanımı da, aile tanımı da, aile kurgusu da, aile algısı da aynı olmaz ki benimle. Nasıl aynı olacak? Dolayısıyla öncelikle kadın ve erkeğin yani min nefsin vahide bir tek
bir tek asıldan olduğunu, ontolojik eşitliği olduğunu kabul etmeyen biriyle aile konuştuğunuzda aynı şeyi konuşmayacaksınız. Yani gördüğünüz gibi iç içe, soğan gibi iç içe önce genetik efendim yapıyı tanımak lazım. Ondan sonra nörolojik yapıyı tanımak lazım. Beynin gelişimini ve canlılık sürecini, beynin gelişim sürecini tanımak lazım. Yani bizim getirdiğimiz bagajları tanımak lazım. Ondan sonra da kadın ve erkek ilişkisini sağlıklı bir insani zemine oturtmak lazım. İnsan ilişkisi zeminine oturtmak lazım. İnsanı konuşmak lazım öncelikle. Nihayetinde bütün bu sosyal öbekler, örgüler, örüntüler, aile olsun, klan olsun, kavim olsun, aşiret olsun, şu bu ırk olsun, ne derseniz adına, ulus olsun, bütün bu örüntüler nihayetinde bizim sosyal öbeklerimiz. Yani bu öbekler bizi şekillendiriyor ve biz de bunları şekillendiriyoruz. Yani tavuk yumurta meseli. Dolayısıyla hangi, kimin şekillendirdiği bir bakış açısıyla konuşursanız meseleyi öyle alıyorsunuz. Getirdiğiniz çözüm öyle oluyor veya sorunlara bakışınız öyle oluyor. Onun için algınız öyle oluyor, sorun algınız öyle oluyor. Sorun olmayan şeyleri sorun olarak algılayabiliyorsunuz. Sorun olan şeyleri de sorun olarak algılayamayabiliyorsunuz. Onun için bendeniz bugün özellikle şartta, Müslüman şartta insanın insana bakışında problemler olduğunu görüyorum. Yani aile bu zurnanın son deliği affedersiniz. Onun için yani öncelikle insandan başlanması, insanın ele alınması, insan ilişkilerinin sağlıklı bir insan ilişkisi olmadığı bir yerde sağlıklı bir aile ilişkisi, sağlıklı bir eş ilişkisi nasıl olacak? Yani faşizmin geçmişini, daha doğrusu faşizmin Avrupa gibi bir coğrafyada ortaya çıkışını Frankfurt Okulu'nun ünlü isimleri, özellikle Adorno ve Horkheimer ele alırlar. Çok Adorno'ya Adorno yapan tez de buydu. Faşizm nasıl bu coğrafyada ortaya çıktı? Yani bu toplum Hitler gibi birini nasıl çıkardı? Soru bu. Dolayısıyla tabii sadece Hitler değil, Mussolini ve diğerleri efendim. Bu sorunun arkasına düştükten sonra Adorno şuraya varıyor. Bu sorunun kökeninde aile yapımız yatıyor. Yani otoriter baba, totaliter idareler ve baskıcı toplum vesaire vesaire sayıyor sayıyor ama önce başa otoriter baba figürünü koyuyor. Bizim başımıza bu belayı çıkardı diyor. Dolayısıyla yani aile modeliniz, eğer siz aile modelinizde faşizmi uyguluyorsanız bu bir gün toplumumuzun tamamını saran bir soruna dönüşebilir diyor. Sonuç olarak özetle buraya getiriyor. Ben benzer bir tahlille baktığımda aynı problemi, yani ailelerde otoriter babanın özellikle bizde bir model var. Madarşahi bir model olsa da değişmez. Yani efendim ataerkil veya anaerkil. Ben sorunu ataerkillikte de görmüyorum. Ben sorunu erkillikte görüyorum. Yani dominant olanın şahilik. Yani bir şahi lazım mı? Bir erkillik lazım mı? Yani bir iş bölümü olamaz mı? Yani tabii burada kadının fizyolojisini inkar etmiyorum. Erkeğin farklılığını inkar etmiyorum. Bunların yaratılışlarındaki farklılıkları inkar etmiyorum. Psikolojilerindeki farklılığı inkar etmiyorum. Aslında bunu inkar ederseniz sorunu aşamazsınız zaten. Hiçbir inkarla sorun aşılmaz. Bunları önce kabul edeceksiniz. Bu farklılıkları bir problem olarak değil, bir zenginlik, bir artı olarak göreceksiniz. Dolayısıyla benim söylediğim şu, o ataerkillik veya anaerkillik değil, erkillik benim
sorun olarak gördüğüm şey. İlle bir şahilik mi olması lazım? Peder şahi, mader şahi. Ata erkil, ana erkil. Yani bizim toplum zaten ata erkil bir toplum. Düşünün şu anda yani yine doğunun birçok yerinde. Yani bu hatta okumuş kesimler içinde de efendim belli seçkin elit kesimler içerisinde de kadına bakış değişmiyor. Adam ne yaparsa yapsın, nereden geçirirseniz geçirin, kadına bakışı değişmiyor. Ontolojik olarak eşitliğini kabul etmiyor, edemiyor. Yani Allah'ın ona verdiği o büyük hakkı o veremiyor. Dolayısıyla ontolojik olarak eşit görmedikten sonra, yani kulluk anlamında, yaratılış anlamında, fıtrat anlamında, yani yaratıcı önünde eşit iki varlık, eşit müstakil iki özne olarak görmediği sürece bu problemi doğru dürüst tartışamayız diye düşünüyorum.